Merhaba sayın seyirciler. Hayat Güzeldir de tekrar beraberiz. Bugün yine güncel ve toplumun birçoğunu ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Değerli büyüğüm, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, operatör doktor Tarık Katırcı abimle beraberiz ve eklem kireçlenmelerini konuşacağız. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Recep Hocam, sağ olun. Çağırdığınız için. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi eklem kireçlenmeleri konuşacağız abi. Toplumda evet. Büyük çoğunluğu ilgilendiriyor. Ondan önce sizin kısaca bir kendinizi tanıtmanızı istesek biz. Tabii ki. 1969 Samsun Ladik doğumluyum. İlk öğrenimi yaptıktan sonra orta ve lise tahsilimi yine Samsun Çarşamba ilçesinde yaptım. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 mezunuyum. Aynı yıl Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ortopedi ihtisasına başladım. Ve 96 Aralık'ta da ihtisas eğitimim bitti. Uzman olarak Yozgat Devlet Hastanesi'ne tayinim çıktı. 7 yıl kadar Yozgat Devlet Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra 2003'te Samsun Devlet Hastanesi ve 2005'ten itibaren de devlet kamu görevimi bırakarak özel sektörde çalışmaya başladım. O yıldan beri de özel sektördeyim şu anda. Artık beraberiz. Evet. Tarık abim çok genç görünse de aslında çok ciddi bir deneyim barındırıyor. 20 senenin üzerinde abi, değil mi? Uzmanlık. Evet, şimdi ihtisas hemen fakülte sonrası başlamış olmam. Bir de eğitim araştırma hastanelerinde ihtisas süresi tamına 4 yılda verilip bitiriliyor bazı yerde. Ben onun için erken bir yaşta, yani 28 yaşından beri uzmanım diyeyim yani. Ben de 21 yıldır filan uzmanlık olarak görevimi yapıyorum. Abi, o zaman bu deneyimlerden biz şimdi faydalanmak istiyoruz. Evet, inşallah. Eklem kireçlenmesi büyük bir sorun. Evet. Hepimizin ailesinde, büyüklerimizde mutlaka olan bir şey. Zaten yaşla beraber artıyor bildiğim evet. kadarıyla. Eklem kireçlenmesi nedir öncelikle? Bunu bir anlatır mısın evet. abi bize? Onu söylemeden önce ben istersen şöyle başlayayım Recep'ciğim. Yani kireçlenmeler aslında bir hastalık mıdır yoksa eskime evet. midir? Onu düşünürsek geçmişte neden bu kadar konuşulmuyordu da şimdi konuşuluyor? Çünkü ülkemizde de aynı dünyadaki gibi ortalama yaşam süresi hepimizin uzadı. Ve ileri yaşlarda tabii ki eskimeye bağlı problemler artacağı için bizi ilgilendiren kas, eklem, iskelet sistemiyle ilgili de kireçlenmeler arttı. Kireçlenme, hareket sistemimizdeki eklemlerin yüzeylerini örten kıkırdakların orijinalliğini kaybederek dökülmesi, incelmesi, bozulması, ekstra yerlerde ekstra kıkırdaklar oluşumuyla vesaire eklemin paslanması, eklemin dejenere olmasıyla insanın da o ekleme ait hareket kabiliyetini kaybetmesi. Yani bundan sonra daha çok göreceğiz. Tabii. Yaşam Eğer yaşam, artıyor. Ortalama yaşam uzadıkça ve gerçekten kireçlenmeye uygun bir yaşam kültürüne sahip olmadığımız sürece kireçlenmeye maruz kalma ihtimalimiz de o derece artacak. Nedir bu yaşam kültürü abi? Kireçlenme sonuçta 7'den 70'e aslında kireçlenme olan insanla muhatap olduğumuz için aslında biz insanı geç görmüş oluyoruz. Biz aslında kireçlenme olmadan insanı görmeliyiz ki kireçlenmeye maruz kalmadan ona yeterli bilgiler verelim. Örneğin Avrupa'da yani gidenler, görenler, filmlerden de görüyor. Mesela her yerde spor sahaları veya işte sabahları insanların sürekli yürüdüğünü, koştuğunu filan görüyoruz. Hı hı. Biz de görüyor muyuz? Daha son yıllarda yeni yeni, biraz filizleniyor. Aynen. İşte insanlar hasta olduğu için mi koşuyor? İnsanlar hasta olduğu için mi sabahtan yürüyor? Hayır, olmayalım diye yapıyorlar bunu. İşte bu kültürü yavaş yavaş biz de bilinçlendirerek toplumu sonuçta kazanmak zorundayız. Hı hı. Beslenmekten,
yaşam dengeli beslenmekten düzenli spor yapmaya kadar, yediğimiz, içtiğimiz, aldığımız kilolar, giydiğimiz ayakkabılar, bir iş yaparken oturma şeklimizden ne kadar süre ona maruz kalıp kalmadığımıza, mesleki hastalıkları önleme yönünde alacağımız tedbirlere kadar her şey bunu etkiliyor. Hep büyükler der işte ya biz sizi büyütürken işte onu mu düşünecektik işte hayat yaşam şartları falan. Tabii ki haklılar, geçmişin de kendine göre sıkıntıları vardı ama maalesef bugün ilerlemiş yaşında artık hiçbir tedavi imkanı olmayan bir insanı gördüğümüz zaman da keşke gençliğinde şunu 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 bilseydi de yapmasaydı diye pişmanlıklarımızın olduğunu her gün hastalardan görünce de yeniden dönüyoruz. Yani efendim, düzenli beslenmek bu işe. Evet, bir olmadan önce bir olduktan sonra neler yapılabilir? Olmadan önce bir kere toplum olarak beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Çünkü ciddi derecede belli bir yaştan sonra, özellikle 40-45 yaşlarından sonra kilo alan bir toplumuz. Erkeği de kadını da, ama özellikle kadında daha fazla oluyor. Özellikle de menopoz sonrası daha fazla oluyor. Gençliğinde spor yapmamış insanların 60-65 yaşına geldikten sonra bir hekim veya sağlıkçı tarafından da spora yönlendirilme çabaları da biraz ters tepiyor. Yapsa dahi olumsuz sonuçlar çıkabiliyor. Onun için bir kere şunu kafamıza yazmalıyız. Kilo, kireçlenmenin baş düşmanlarından biridir. Çünkü insanın elinin, kolunun, boynunun, belinin kireçlenmesi tamam, acılıdır, eziyetlidir, olmasa iyi ama özellikle yürüyen organlarımızın, ayak bileği, diz, kalça, yani bir arabanın lastiği patlamışsa araba gitmez, araba gıcır gıcır da olsa gitmez. Yürüyen aksamımızın kireçlenmesi hayat kalitemizi ciddi derecede düşürüyor, bozuyor. İşte onun için bu yürüyen aksamın üzerindeki kiloda onların erken deforme olmasına en büyük sebeplerden biri. Ben hasta grubumda çok sık görürüm. Gayet. Mesela. Toplumumuzda çünkü yaygın. Genetik çok önemli. Bazı şeyler ne yapsanız da oluyor. Yani işte insanın gelmiş 60 yaşına saçında bir tane beyaz teli yok. Kiminin de 40'ında yarısı beyazlamış. Şimdi burada adamın yediği, içtiği, yaptığı bir şey mi var? O bir genetikse eklem kıkırdaklarımız da sonuçta annemizden, babamızdan, genetiğimizden gelen bir özellikte. Bunu bir kere kabul etmek zorundayız. Ama şanslıyız ama değiliz. Ama böyle bir zeminin üzerine yapabileceklerimiz neler? Gençlikten itibaren düzenli eklem hareketleri, jimnastikler, eklem kıkırdakları bu dirence gençlikten alışması lazım. Basitçe yürüme bu işi çözer mi? Burada tabii böyle şimdi mesaj versek doğru olur mu? Herkesi içeren hareket deyince tabii ki yürüme. Fakat gene geçtiğimiz yıllarda biraz önce söyledim, Yozgat Devlet Hastanesi'nde görev yapıyorum. Bir gün belediye, valilik filan bir kampanya başlattı. Sağlıklı yaşam için yürüyelim. İşte stadyumu gece ışıklandırdılar, ev hanımları filan herkes yürüsün vesaire. Ertesi gün ve o hafta benim poliklinik doldu. Çünkü yani gerçekten ne kadar yürüyeceğini bilmeyen, her yürümenin bir fayda olacağını düşünen, kilosuna, gücüne, yaşına bakmadan yürümeye abanmak, bu sefer de dejeneratif sorunları, yani aşınmaya bağlı problemleri getiriyor. Eklemler ayrı bir şekilde bu sefer yapıyor. Onun için doktorun tavsiyesiyle, doktorun söylediği kadar ve beslenmesiyle, sporuyla, diyetiyle, yaşam yatmasıyla, kalkmasıyla kendimize bakmaktır aslında kireçlenme. Aslında bir bakış açısı herhalde, topluma kazandırılması gereken bir bakış açısı var. Tabii. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak, tabii, hareketli olmak gibi. Evet. Şimdi en önemli sebeplerden birinin genetik olduğunu söyledik. Çok değişiyor mu gerçekten? Çok ciddi. Genetik çok fark ediyor ciddi mu? Evet, yani şimdi Sayın Hocam, yani etkenler içerisinde bir sıralama yapacak olursak benim tecrübeme göre en ciddisi genetik.
Ya şimdi karşınıza hani o orta kilonun üzerinde birisi geliyor, işte dizler kireçlenmiş, yürüme bitiyor filan. Diyorsun ki ya abla çok kilolusun falan. Hemen diyor ki şu da kilolu diyor. Onda niye olmamış? Hı hı. Veya falanca benden daha yaşlı, kilolu. Onda niye yok? Yani tabii ki yok. İşte burada genetiğin etkisi var ama biz şimdi genetiğimizi değiştirebilme şansına sahip elimizde olamadığımız için elimizde olanları yapacağız. Onun için beslenmemizden aşırı kilo aldırıcı yiyecekler tüketmemek, bu sadece eklem sağlığı için değil. Biliyorsunuz burada her hafta birileriyle konuşunca yani dengeli beslenmenin birçok hastalıkta da gene önemli olduğunu biliyoruz. Onun için eklem sağlığı için de vücudumuzun kaldıramayacağı ağırlıklara maruz kalmamak, taşımamak. Onun için eklemleri rahatlattırmak için bu önemli. Onun dışında efendim yıpratıcı işler, yıpratıcı meslekler, yıpratıcı spor aktivasyonları, yani bunlar her biri de bir çeşit sebeptir. Geçirilmiş travmalar eklemlerin ileride dejenere olmasına bir sebeptir. Onun dışında toplumumuzda geçmişte daha yaygındı ama son yıllardaki bilinçlendirmelerle biraz daha insidansı azalan doğuştan anomaliler, ki bizi en çok ilgilendiren kalça anomalileri. Şimdi eskiden doğuştan kalça çıkığı diye bir tabir vardı. Kalça çıkık mı, yerinde mi? Şimdi bu tabirin aslında tam oturmadığı, çıkık olmasa bile kalça yuva derinliğinin yeteri kadar olmaması, ki biz ona displazi diyoruz, olmadığı durumlarda da orta yaşlarda kireçlenmeye dönecektir bu hasta diyebildiğimiz için onların da çocukluk çağında olmasına müsaade etmiyoruz. Onların da tedavisi için uğraşıyoruz. Şu an ne yapıyoruz bunun için abi? Çocukluk çağında. Bebeklik döneminde aynı kalça çıkığında yaptığımız gibi yerleştirme ve yerleşmiş kalçada derinliği arttırıcı gerek cihazlamalar gerek alçalamalar yapılıyor. Tanımak tabii lazım tabii. Tüm bebeklerde tarama yapılıyor mu bu konuda? Tabii yapılıyor. Şu anda ben hemen hemen yani kamu olsun özel olsun bütün çocuk hekimlerinin yani doğum sonrası bir ay iki aylık hep ultrason taramalarından geçtiğini, bir rutine oturduğunu görüyorum ve bunu sevinerek yaşıyorum. Şimdi Yozgat'ta çalıştığım yılları düşünürsem gerçekten Türkiye'de en fazla kalça çıkığını gördüğüm ve bunun maalesef diyorum ameliyatlı tedavilerini yapmak zorunda kaldığım bir yerden bugünlere geldiğimize baktığımda gerçekten hemen hemen elinde ultrasonu olmayan çocuk yok ve azıcık bir şüphe duyulduğunda çocuk hekimleri tarafından hemen bize gönderiliyor zaten. Tabii ki yani. Ve biz de yaşına gelene kadar bu sorunu çözüyoruz. %99 yani %99 tanı konulduğunda yaşına gelinceye kadar bu sorunu çözüyoruz. Şimdi eğer olayı taramaya bırakmayıp sadece klinik belirtilere bırakırsak çocuğun hiçbir sıkıntısı olmayacak. Çocuklukta da olmayacak, gençlikte de olmayacak. Ondan sonra gelecek erişkin yaşlara, 25-30 yaşlarını geçince deformite derecesine göre sıkıntılar başlayacak. Ve göz göre göre erken yaşta cerrahi eklem yani değişimine gidilecek. Mesaj verelim abi o zaman. Evet. Her çocuk mutlaka doğumsal kalça çıkığı veya bunun ara formları açısından değerlendirilmeli ve gereken evet. tedaviler erken dönemde yapılmalı ki evet. biz hayatın erken dönemlerinde daha böyle ciddi işlerle uğraşmak zorunda kesinlikle. Bırakmayalım o insanları. Kesinlikle. Yani şuna katılmak lazım. Sonuçta ileride biraz sonra anlatacağız. Cerrahi tedaviler tamam var. Ama hiçbir şey orijinal değildir ameliyatta. Hiçbir şey senin bu hastalığa maruz kalmamış bir insan haline döndürmek değildir. Biraz sonra onları tabii biz konuşacağız. Cerrahlar tabii. olarak öncelikle önleyebilmek, evet. önleyemediklerimizi de en uygun kişileri seçmek durumundayız ki ameliyatlar tam işini yapsın diye. Evet. Şimdi, onun için yani o söylediğinizi ben memnuniyetle şu anda görüyorum. Yani bir çocuk güzel. Hekimi yüzü görmüş bebek hı-hı. mutlaka bugün artık %99 diyeyim kalça anomalisi açısından da rutin olarak zaten değerlendiriliyor. Güzel, bu bizim ülkemizde gerçekten ciddi bir sorundu. Yani geçmişte yaptığımız kalça protezleri ameliyatlarının gerçekten bir büyük grubu
bebekliğinde tedavi edilecekken edilmeyen insanların kalça kireçlenmesi olduğu için yani niye o aşamaya gelinecek? Son yıllarda bununla ilgili çok memnun edici sonuçlar var. Peki abi, evet, genetiğin de çok ciddi payı var bu işte. Peki kireçlenme dediğimiz zaman nasıl tanı koyuyorsunuz? Yani evet, nasıl anlayacağız? Şimdi kireçlenmesi var mı birinin, yoksa evet, hani sadece bacağım ağrıyor. Bu nasıl, evet, ayırt edebiliriz biz? Kimler size gelmeye adaydır? Evet, şimdi kireçlenmede vücudumuzda ne olduğunu önce söylersem onu da zaten peşine söylemiş olacağım. Hepimiz canlı hayvan kesiminde filan bulunmuşuzdur. Özellikle de Kurban Bayramı'nda bolca görüyoruz. Kemiklerimizin uç kısmında, hı hı, eklemlere kayganlık veren, bembeyaz görünen kaymak gibi bir tabaka var. Kıkırdak tabakası. Bizi hayatta, hareket sistemimize hayat veren o tabaka. O tabaka olmadığı takdirde koca koca kemikler bir işe yaramıyor maalesef. Onun için kireçlenme dediğimiz olayda da deforme olan, fiziksel ve kimyasal olarak değişikliklere uğrayan tabaka o tabaka. Ve kemiği koruyan yüzey giderek incelip, giderek deforme olup artık kemiği koruma özelliği kalmadığında eklem daralması oluyor. Karşı kemikle ikisinin arasındaki kıkırdak mesafesi kayboldukça eklemler birbirine kemiksel yüzeyleriyle sürtüşmeye başlıyorlar ki kıkırdak sürtünüyor, canımız acıyor mu? Acımıyor. Ama kıkırdak bitip de kemik sürtünmeye başladığında bütün ağrı verici hisler orada başlıyor. Kıkırdağın bittiği ve kemiğin artık karşı kemikle temas etmeye başladığı anda dayanılmaz ağrılar başlıyor. Tabii bu arada eklem arasındaki sıvı da yetmiyor. Bir çeşit hani sıvısı bitmiş diye halk arasında söylendikleri, eklem sıvısını desteklemek gerekebiliyor. Bunlar hep derecelerini oluşturuyor kireçlenmenin. Hı hı. Ve ilk deliğin çıkmasıyla beraber artık bu bir kireçlenme hastasıdır. Bundan sonra geride kalan kıkırdakları ne kadar sağlıklı tutabiliriz? Onların dökülmesini niye, ne kadar uzatabiliriz? Bunun mücadelesi yapılıyor. Peki hangi eklemlerde oluyor abi? Bu en çok yük taşıyan eklemlerde. Yani toplumda kalça ve diz ekleminde diyelim. Kireçlenme vücudumuzda eklem olan her yerde olabilir. Az oynar olsun, tam oynar olsun her yerde olabilir. Ama bizim bugün aslında topluma vermek istediğimiz mesaj ve kireçlenmeler diye anlattığımız, bizzat da hastanelerde tedavi etmeye çalıştığımız hastaların %99 grubu nedir? Kalça ve diz kireçlenmeleri. Çünkü bunlar yük taşıyan eklem, kolay deforme oluyor ve deformasyonları ciddi bir hayat kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Erken yaşta yürümek istiyorsunuz, yürüyemiyorsunuz. Yapmak istediğiniz işi yapamıyorsunuz. Ağrısı bir tarafa, hayattan çekiliyorsunuz. Hayat ayakta güzel. Ayakta olmadığınız zaman her şey artık yani kalitesizleşmeye başlıyor. Ve buna mukabil diğer organlarımızın dinamiği yürümeyen insanda güzel olmadığı için çok kaliteli ve uzun bir ömür olmuyor maalesef. Onun için dizlerde ve kalçalarda ağrı, eskiden yaptığı bir takım hareketleri yapamama, işte oturuyordum, namaza oturabiliyordum, şimdi oturamıyorum, merdiven çıkıyordum, çıkamıyorum, işte ayağımı kaldırıp lavaboda abdest alacağım, işte ayağımı kaldıramıyorum gibi günlük hayatta bir sürü buna benzer, eskiden yapıyorken şimdi yapamıyor hale gelmiş şikayetlerle zaten başlıyor. Hı hı. İlk şikayetlerde genellikle bakıyorsunuz çok efor olduğunda, ayakta çok kaldığında, yokuş çıktığında, çok diz kırıp oturduğunda, merdivenli bir fazlaca yol gittiğinde veya bugün sabahtan akşama kadar ayakta kaldım gibi bir takım sebepsel şeyler var, etkenler var. Ama hadise ilerledikçe
artık günlük hayatta normal yaptığımız işlerde bile aynı sıkıntıları duyar hale gelmiş oluyoruz. Tamam mı? Her gün yaptığı işi yaparken ağrı duymaya ve yapmamaya başlıyor. Tercihen bu her güne gelip dayanmadan bu hastaları görerek tedaviye başlamamız gerekiyor. Her seviyede, her kademede konuştuklarımız farklı, herkese göre konuştuklarımız farklı, yaşa göre, kiloya göre, yaptığı işe göre konuştuklarımız farklı. Ama zaten her şeyin hani erkeni önemlidir tedavide. Yani bu cerrahi olsun olmasın, mutlaka erken teşhis ve erken tedavi yani önemli abi, olduğu için. Burada bir mesaj verelim biz. Evet. Yani bizi izleyen insanlar arasında şu biraz önce dediğiniz çok ayaktayken dizim ağrıyor, işte çok yürüyünce, evet, ayağım fazla oturunca ağrıyor diyen insanlar mutlaka var. Tabii ki. Tamam, evet, belki birçok insan için bu alışkanlıkları temelden değiştiremiyor olabiliriz. Çocuklarımız için yapabiliriz belki ama bu durumdaki insanların da vakit kaybetmeden aslında bir şekilde o eklemleri, hareketleri, hayatı ayakta güzel yaşayabilmek için bir hareket etmesi ve çözüm arama arayışına girmesi gerekiyor herhalde. Evet. Yani hiçbir şeyi en son raddeye getirip de doktorun kapısına gitmemek lazım. Ben artık bunu pek basamıyorum. Ben artık yürüyemiyorum ya da işte tekerlekli sandalyeyle önünüze getirilmiş işte hasta filan. Yani tabii ki o aşamadaki insanlara da çözümlerimiz neyse yapacağız ama gönül ister ki daha erken aşamalarda o insanlara yardımcı olmak, olacaksa bile daha geç yıllara kadar operasyon olayını biraz daha ileriki yaşlara bırakmak. Ama yani moral bozmamak lazım. Bu doğamız gereği. Yani saçımız dökülüyorsa, saçımız beyazlıyorsa, eklemlerimiz de zamanla bozulacaksa her kademenin bir tedavisi olduğunu bilmek ve gerçekten kendine göre uygulanacak tedaviye sahip çıkmak, kendine bakmak gerekir. Bir de tabii eskisi gibi de değil hiçbir ameliyat. Bizim ameliyatlarımız da değil, sizin ameliyatlarınız, evet, da eski zorluklarında değil. Muhtemelen, evet, her şey değişti. Evet, tabii yani şimdi eklem cerrahisinde son 100 yılda ciddi gelişmeler oldu. Yani benim asistanlığımın ilk yıllarında bile bozulmuş eklemin tamamen ortadan kaldırılıp dondurulmasını yapan hastane veya hekimler vardı. Yani dondurma denen, hareketsiz artık bırakmak. Dizi iptal ediyoruz, kalça iptal ediyoruz, sabit bir bacak oluyor. Yani bu da eskinin çözümüymüş. Eklem protezleri üretilmeden önceki bir çözümmüş. Artık son yıllarda eklemlerin hareketini tekrar kazandırabilecek, ağrısız bir eklem hareketi yürüme sağlayabilecek protezler geliştirilmiştir ve bugün birçok klinikte birçok arkadaşım tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Peki abi, burada bir soru sormak istiyorum. Evet. Çok duyduğumuz bir şey, bize de hastalar sorarlar. Evet. Eklem hareketi ile ağrı duyan insanlara eklem içi bazı enjeksiyon tedavileri, evet, var. Hatta yıllardır duyarız, steroid enjeksiyonları vesaire yapılır. Evet. Bu biraz tartışmalı bir konu. Evet. Bu kireçlenme noktasında eklem içi enjeksiyonların durumu nedir? Evet. Cerrahi tedaviye geçmeden medikal tedavilerimizde... Şimdi orada şunu söyleyeyim. Demin söylediğim gibi her aşamada kireçlenmenin tedavisi kişiye göre farklı olmakla beraber her aşamada farklı diye söyledim. Tabii ki cerrahiden önce, biraz önce bahsettiğim deforme olan kıkırdakların geride kalanlarının insanın normal günlük hayatını idame ettireceği kadar korunabilmesi mümkünse bizim mücadelemiz önce onunla olmalı. Bunun için de bahsettiğiniz eklem içi enjeksiyonları veya kıkırdak bozulmasını, dejenerasyonunu engelleyen, kıkırdağın canlılığını hala devam ettirebilmesine sebep olabilecek bir takım ürünler var. 1992'de Türkiye'ye ilk kez eklem içi enjeksiyon bir preparatla girdi ve bunun çalışmasını da Ankara Hastanesi'nde 2 yıl boyunca ben yapmıştım. İlk yayınlarda hemen hemen onlardandır zaten. Bizim kendimize göre sınıflamayı 1, 2, 3, 4 dersek özellikle 2.
Ama bir kısım 3 derece kireçlenmelerde faydası olduğu, ama 4'e doğru giden kireçlenmelerde, yani artık ileri boyutlara gelmiş kireçlenmelerde hiçbir fayda sağlamadığı biliniyor. Yanlış kullanılan bir steroid durumu var herhalde. Steroidi onu söyleyeceğim. Steroid değil. Benim bu söylediğim ilk başta... Bunlar çok farklı şeyler. Farklı. Klasik hepimizdeki orijinal eklem suyu içeriğine en yakın olduğu düşünülen sıvıların enjeksiyonunu bahsediyorum ki bunu o zamanlar... Bildirelim bir seyircilerimize. Yani steroid olayını şöyle söyleyeyim. Önce söylediğim, bizim eklem sıvımıza benzeyip aynı özellikleri taşıyıp biraz eklemi halk arasında söylediğimiz gibi, yani yağlandırmak, sürtünmeyi azaltmak anlamında verdiğimiz hiyaluronik asitle başladı. Aynen. Diğer işte kollajenlerle içeren ilaçlar çıktı. Kıkırdak yapısını güçlendirici ilaçlarla başladı. Bunlar yerine göre, hastasına göre bugün de hala tercih ettiğimiz ürünler. Artı bunlara oral preparatlar çıktı. Glukozaminler, kondroidin sülfatlar, tip 2 kollajenler vesaire. Bunları biz hala da kullanıyoruz. Mücadelemiz ne için? Bu hastayı ameliyata götürmeden biraz daha gidebilir mi? Veya hayatını ameliyat olmadan tamamlayabilir mi? Ondan sonra geliyor ameliyat aşaması. Steroidi hemen enjeksiyon olduğu için şunu da söyleyeyim. Steroid zaten hani kireçlenme tedavisinde tedavi edici bir sınıfta yer almaz. Ancak hastanın belli koşullar altında rahatlatılması veya operasyonluk olmasına rağmen değişik sebeplerle, gerek ileri yaş, gerek artı olan ekstra hastalıklar nedeniyle operasyona uygun olmayan kişilerin analjezisidir, ağrı kesicisidir aslında yani bir dönem. Yani dikkatli kullanılması gereken... Evet. Yani onu ben burada alıp da bu problemimi halledeceğim veya bu hastamı bununla tedavi edeceğim diyecek doktor da yoktur. Öyle düşünecek hasta da olmamalı. Steroidle ben bu işi halledeceğim. Ama şunu da söyleyeyim, yani steroid konusunu açmışken, hastalarımızın gerçekten ilginç bir şekilde steroidte karşı bir tepkisi de var. Onu özellikle burada açmak istedim ben. Yani işte artık yani 80 küsur yaşlarında, ameliyatı son derece riskli ama kalkıp tuvalete de gidemiyor. Yani dizlerini bir nebze kullanabilsin bir insana steroid enjeksiyonu yapmak istiyorsunuz örneğin. Hemen ailesi, ama steroid mi? Evet, yani steroid mi derken halk tabiriyle kortizon mu? Kortizonlu mu hocam işte? Kortizonlu. Hocam o işte zararlıymış, kilo aldırıyormuş falan. Yani işte bazı şeylerdeki hassasiyetimiz tabii ki güzel ama bazı şeylerde de yarım bildiğimiz şeylerle bazı olabilecek konfordan da uzak kalmamak tabii, lazım. Tabii uzman bilgisinin önüne geçecek bir şey yok burada. Yani eklem içi yapılacak enjeksiyonlar insanların kanına, kemikler, vücuduna yayılan bir oral preparat gibi, ağızdan alınan bir hap gibi veya kalçadan yapılan bir iğne gibi kana karışıp vücuda yayılıp ve kortizonun sistemik etkilerini, vücuttaki etkilerini yapan bir ilaç olmadığını, sadece yapılan eklemi bağlayacak bir durum olduğunu ikna ederek tabii rahatlatması için yapıyoruz. Ama yine söylüyorum, tedavi aşamalarında bir yolda değildir steroid. Steroid son ameliyatı olması gerektiği halde değişik sebeplerle olamayacak insanların belli bir süre idame ettirilebilmesidir. Bir de değişik şey oluyor, yani süreç oluyor. Hastanın çok ciddi ağrısı var. Hiç basamıyor. Ameliyatlık tamam diyor, olacağım diyor. Ama işte 2 ay sonra çocuğum gelecek bana bakmaya yurt dışından diyor. Ama ben böyle tuvalete gidemiyorum, kalkamıyorum. Şimdi buna geçici olarak bir ameliyat gününe kadar yapılabilir. Bu tedavi etmek değil ama bu günlerini rahat ettirmek anlamında gene bir çözümdür. Abi yani. Biraz önce güzel bir şey söylediniz. Ameliyata kadar veya şöyle söyleyeyim. Oradaki kıkırdağın vasfını düzeltecek bazı ilaçlarla ameliyatı olabildiğince ertelemek istiyoruz dediniz. Evet. Ameliyatı neden ertelemek istiyoruz? Evet. Yani buradaki kriter şu yalnız. Ameliyatı ertelemek istiyoruz derken
hasta yaptığımız gerek kullandığı haplar, kremler, gerekse eklem içine yapılan iğnelerle günlük yaşantısını konforlu bir şekilde yaşayabiliyorsa ameliyata erteliyoruz. Hı hı. Ama ben iğne yapmışım, ben ilaç yapmışım. Ya işte hala düz yolda düzgün gidemiyor. Hala sabah kalkıyor azigi ama öğlene doğru tekrar ağrıları başlıyor. Bu hasta beklemesin. Bu tamamen hayat konforu kendine göre verdiğimiz ameliyat öncesi yöntemlerle mutlu ise tabii ki devam etsin. Ama ameliyatlık olan bir insanın amana ameliyat yaşını ileriye götürsün, götürsün, sabretsin, sabretsin, acıyla beklesin mantığı sakın burada çıkmasın. Abi, özellikle bu soruyu şunun için sordum. Hastalar bazen bize bile, yani hiç ilgili olmayan bölümlere dahi işte bana ameliyat önerildi, ben bu ameliyatı olayım mı sorusuyla gelebiliyorlar. Evet. Yani özellikle bunu biraz daha bu konudaki mesajı netleştirmek istedim açıkçası. Evet. Sevgili hocam çok güzel. Şimdi ameliyat ismi soğuk bir laftır. Kime söylense hemen hemen olayım hadi ne güzel bir şeymiş demez. Siz de cerrahsınız. Kesinlikle. Burada olayı şu şekilde. Ameliyat olursam neler kazanacağım ve beni bekleyen ameliyat riski nedir? Ameliyat olmazsam beni bekleyen hayat nedir? Hep bunu anlatırız. Bunu zaten karşı karşıya tartmamız koyup da lazım. Eğer ameliyat olmanız ağır basıyorsa ve bunu ölçüp biçip size sunan hekim bu gözle görüp de sunuyorsa bir gün dahi beklemeyin, ameliyat olun. Hangimizin ne kadar yaşayacağı belli değil. Şu hayata ayakta olarak devam etmek ve son günümüze kadar ayakta olmak amacımız. Biz de iskelet sistemi doktoru olarak karşımızda yürüyemeyen, ağrı çeken insanı ayakta olarak son gününe kadar getirmek görevimiz, bilgimiz dahilinde, becerimiz dahilinde. Peki kimler ameliyat olsun abi? Evet. Efendim tüm çabalara rağmen tedbirlerini almış, tedavilerini yapmış, doktorların tavsiyeleri, enjeksiyonlar, zayıflama yöntemleri, fizik tedaviler vesaire yapmış etmiş ama günlük hayatında düz yolunda bile rahat yürüyemiyor, ilaç alsa da ağrısı gitmiyor. Kişi ameliyat olsun. Bakın yaş söylemiyorum. Halk arasında ciddi bir yaş takıntısı da var. Yaş söylemiyorum. Günümüzde öyle bir şey yok. Ben kendi branşımdan da biliyorum. Biz artık 80 yaşındaki insanlara çok ciddi kanser ameliyatları da yapıyoruz. Evet. Bunu şu manada söylüyorum. Çünkü bu eklem değişim ameliyatlarında genellikle hastalar der ki ya falanca filanca yerde de bana ameliyat dediler ama yaşın erken dediler. Yaşın nasıl erken dediler? Efendim yaşın işte 50. Ne olacak? 60-65 olsun da öyle yapalım dediler. Gibi bir sözle inanın çok karşılaşıyoruz. Nereden geliyor bu? Bunun temeli bu herhalde nedir? Bu koyduğunuz kullanılan protezlerin ömründen mi miadı açısından. Evet, nedir abi? Yani şunu şu an güncel durum nedir yani? Doktor ister ki hastaya bir kere protez ameliyatı yapayım ve onunla da hayatını tamamlasın gitsin. Onun için de tabii ki 60 yaşından sonra konulan protezlerde daha cesaretli olunur. Neden? Bir yaş ortalama yaşam ömrüne vurursak işte hani en uzun yaşayan 25-30 sene olacak. Ondan da daha önemlisi yani 70'ten sonraki hayatta bir gün sabahtan akşama kadar neler yapıyoruz? 3-5 yürüyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Hiçbir ağır eklemlerimizi zorlayacak eylemimiz yok. O nedenle protezlerin kullanım ömrünün hayatın sonuna kadar ne gideceğini düşünür. Protezlerde belli bir süre yoktur. Özellikle söylüyorum. Protez implantlarında belli bir kullanım ömrü diye bir şey, miat diye bir şey yoktur. Bu çok önemli. Ben bile yani duyduklarım şöyle söyleyeyim. Daha kısa bir cansız yani metalik bir aparattan bahsediyoruz. Bunu canlı kemiğimizle birleştiriyoruz. Ve değişim cerrahilerinde çoğu kez arkadaşlarım da ben de görüyoruz ki değiştirmemizin sebebi
konulmuş olan protezin sağı solu yamulmuş, bozulmuş, erimiş, akmış, gitmiş de ondan değil. Canlı olan insanın kemiği protezin konulduğu yıllara göre çok deforme olmuş. Ebatları değişmiş. Çünkü metal koyuyorsunuz yani. Evet. Çok üstün teknoloji. Yani yıllar sonra böyle mezardan çıkarsanız o metalde çok ciddi değişiklikler görmezsiniz. Ama 5 yıl içinde ciddi derecede kemik değişikliği olan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar da özellikle bayan kesiminde daha çok görülmekte. Biliyorsunuz menopoz sonrası pik yapan kemik erimesi. Bu kişiden kişiye değişmekle beraber biz şunu diyoruz. Protez her yaş konulabilir. Hakkı olan, hak eden, gerçekten biraz önceki söylediğim kriterlere uyan herkese konulabilir. Ama lütfen protez ameliyatlarından sonraki periyodik takipleri ihmal etmeyiniz. Yani bunu da açık söyleyeyim hastalarımıza. Evet, birinci yıl kontrolüne gerçekten gelin biraz daha fazla. %60-70 diyeyim size. Hepimizi şöyle değil mi? Ama ikinci yıl %10-15'i geçmiyor hocam kontroller. Üçüncü yıl, dördüncü yıl bir daha hasta şikayeti olana kadar gelmiyor. Yani yılların tecrübesiyle söylüyorum size, gerçekten kontroller neyi içeriyor? İşte sizin kemik erimeniz olabilir. Kemik erimenize doğru gidiş varsa önleminizi alınız, tedbirinizi alınız. Kemiğiniz sağlıklı kalırsa protez bir şey olmaz. Yani proteziniz eğer konulduğu gibi bir kemikle muhatapsa onun ömrü uzun olur. O zaman ama kemik değişiyor. Gereksiz düşünceler yerine aslında koyduğumuz protezi daha çok nasıl kendimize uydurur ve koruruz üzerinde durmak zorundayız yani. Tabii ki, yani sonuçta kontrollerimizi yaptırıp riskli bir durum var ve bunu daha kemik erimesi gibi, kemik boyu protez gevşemesi gibi bir sorun başımıza gelmeden sorunu çözmek bunların çoğunu bertaraf edecektir, bu korkuları. Ama işte dönüyor dolaşıyor protezlerin ömrü. Ve şunu da söyleyeyim gene Recep hocam. 50 yaşında saydığım kriterlere maruf, her türlü çareyi aramış, bulamamış, düz yolda gidemiyor hasta ve protez konulacak. Efendim ileride değişir mi bu? Diyelim değişecek. Diyelim 15-20 sene sonra değişecek. 65-70 yaşında ortalama olarak konuşuyorum, değişecek. Peki olduğunuz ameliyatı tekrar bir kez daha olup değiştirildiğini kabul edelim. İşte ameliyat sonrası bakımdı, rehabilitasyondu. 1-2 ayınızı daha gene bu işe verdiğinizi düşünelim. Ne kaybettik? 1-2 ay daha gene hastane yüzü gördük, doktor gördük, rehabilitasyonla uğraştık. Ne kazandık? 50 yaşından beridir kullanıyorsun. 15 sene aktif bir yaşam kazandık. Sen 50 yaş gibi güzel bir yaşında, aktif olacağın yıllarda ağrıyla sızıyla evinde oturmadın. Hareketli bir hayatla bugüne kadar geldin. Değişecekse de değişecek. Yapılacaksa da yapılacak. Yani olayı bir de bu gözle görmek lazım. Kesinlikle. Yani 40 yaşında bir insana protez deniyorken, aman senin yaşın çok genç, sakın bu yaşta olma gibi, o hastanın yerine kendinizi koyduğunuzda sizi nasıl bir hayatın beklediğini az çok düşündüğünüzde, gerçekten ben ne olacak, bir kere daha olacaksam olurum ama yeter ki şu yaşımın güzelliğini bir yaşayayım. Kayıp çok değil. Büyük çünkü yani. Evet. Kayıp öyle herhangi, evet. Aman yapma ya, bizde çok vardır o. Evet. Hani başkalarının adına çok rahat konuşulur. Ama kendi başımıza gelince öyle konuşamıyoruz. Evet. Şimdi erken, yani kimse doğal olarak, doğal yollarla, bahsettiğim kireçlenmeler yollarıyla 40 yaşında belki ameliyatlık boyuta gelmiyor, doğru. Ama biraz önce konusunu ettiğimiz doğuştan yetersiz bir kalçayla gelişmiş bir bayan, 30-35 yaşlarından sonra ağrı başlayıp 38-40 yaşlarına gelmiş, dayanmış, daha gidemiyor. Her türlü yollar denenmiş.
Şimdi bu kadına diyebilir misiniz, siz yaşınız erken si protez olmayın. Ebe mahkum olması. Yani siz 40 yaşından 60 yaşına kadar gene bu eziyetle yaşayın da biz sizi 60'tan sonra çok mutlu edeceğiz. 60 yaşından sonra kurtaralım. Böyle bir şey olmaz. Kesinlikle. Öyle bir şey olmaz. Bunlar yani hiçbir doktor arkadaşımın da samimiyetle bunu o şekilde düşünüp de söyleyeceğini zaten zannetmiyorum ama yani yaşın erken, bunların miadı var gibi dedikodular bu protez cerrahisinde çok konuşulduğu için özellikle gerçekten aydınlatmak açısından istedim. Ben de bu konuya biraz daha girmek istedim böyle. Abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben kendim için çok memnun oldum. Çok şey öğrendim. Teşekkür ederim. Ben yine sayın seyircilerimize birkaç küçük mesaj vermek istiyorum. Öncelikle bu konu bizim de çok duyduğumuz bir konu. Başka branşın doktorları olmamıza rağmen insanlar bize de bana protez önerildi ama bu ameliyat olayım mı, çok genç yaştayım gibi sorular getirebiliyorlar. Ancak Tarık abimin de söylediği gibi hayatımızı ayakta ve sağlıklı yaşamanın değerini ölçecek durumda değiliz. Ve eğer bu ameliyata ihtiyacı olan bir insan en güzel yıllarını bu ağrılarla, sıkıntılarla yaşıyorsa sonradan olunan ameliyatın onun gözünde çok değeri de aslında olmayabilir. Yani her şey zamanında güzel. Bu problemleri yaşayan insanların işler çok uzamadan, hayatları çok sıkıntıya girmeden en uygun tedavileri, en ciddi deneyime sahip, bu işi başarıyla yapan uzmanlara olmalarında fayda var. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.